Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Futbol bizi hoş geldiniz. Futbol bizin en popüler bölümde e, short listte bugün. Lazar için mercek altına alacağız. E, oyuncunun özellikle menajerinin yaptığı açıklamalar e, gerçekten de. E, bayağı bir ilgi aldı. Nasıl bir oyuncudur? İşte e, hangi mevkilerde oynar? Şu anki e, kulübünde e, nasıl bir performans e, gösteriyor? Yaşı, işte fiziksel özellikleri, tekniği hepsini birlikte e, sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlar. E, bu bölümden daha sonra da e, başka oyuncuları yapacağız. Biliyorum birçok isteğiniz var. Sizlerden ricam e, bu formatta canlı e, sohbet aktif değil. Daha doğrusu sizler sohbet ediyorsunuz ama yani ben onlara karşılık vermiyorum ama yayından sonra lütfen eğer bu tarz yayınları istediğiniz oyuncular varsa yayından sonra e, yayının altına yorum bırakabilirsiniz sevgili dostlar evet bugünkü konumuz e, konuğumuz ve konumuz da e, Lazart Fekic e şöyle hemen e, oyuncunun profiliyle başlayalım. E, şimdi gördüğünüz üzere e, oyuncu Galatasaray'da birçok dönemde, geçen dönemde de ismi anılıyordu. Ama e, bildiğiniz üzere e, en son e, hareketlilik tüfeksit cephesinde, daha doğrusu oyuncuda, oyuncu sosyal medyadan hem Galatasaray'ı hem de Fatih Terim'i takip etti sevgili dostlar. E, bu da çok önemli. Özellikle bu günümüz futbolunda oyuncular bu şekilde ilgisini e, bir şekilde nasıl diyeyim en direkt olarak gösterebiliyorlar. E, peki nasıl bir oyuncu ne yapmış ne etmiş şöyle bir e, hep beraber birlikte mercek altına alalım sevgili dostlar. Evet gördüğünüz üzere 24 yaşında olan bu oyuncu 1.85 boyunda e, sağ ayaklı e, ve 10 e, numara ve orta sağ merkez orta saha'da oynuyor. Ayrıca oyuncuyu pozisyonlarında biraz daha detaylı inceleyeceğiz. E, oyuncu sevgili dostlar serbest e, ya da işte e, nasıl diyeyim sahte dokuz işte ikinci forvet şeklinde de e, oynayabiliyor. Oraya da uygun oyun yapısı. Çok da skorer bir oyuncu. Evet e, oyuncu Sırbistan'ın oyuncusu yani Sırp bu oyuncu. Ve Spartak Subotika'da oynuyor. 38 maçta 18 gol, 8 asist gibi gerçekten sansasyonel bir e, sezona imza attı. E, Lazar Tufeksiç 3378 dakikada 24 yaşındaki bir oyuncu için çok iyi bir süre. Tabii ki e, temposu Türkiye Ligi'nin temposunun e, çok daha e, işte e, aşağısında olan e, bir lig e, ama e, bence faydalı olabilecek bir oyuncu genel olarak. Geçen senede 24 maç 6 gol 5 asist bu da iyi bir istatistik bir orta saha için 11 gol katkısı ve 1929 dakika özellikle bu sene Sırbistan Ligi'nde en çok gol atan ikinci oyuncu sevgili izleyenler Lazar Tüfeksiç ve... Dediğimiz gibi 26 gol katkısı da gerçekten takdire şayan. Oyuncunun piyasa değeri 1.6 milyon euro. Ve 30 Haziran 2022'de yani bir yılda aslında kontratı var Spartak Subotika'yla. ile. Tabii ki oyuncu için belli bir bedel isteniyor. Çünkü e, yani popüler bir oyuncu özellikle ülkesinde e, çok da iyi performans gösterdi. Bir e, zıplama gösterdi. Oyuncunun gelebilme ihtimalini e, yayının sonuna doğru sizlerle birlikte e, sevgili dostlar e, detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Peki bu oyuncunun biraz daha detaylı bir şekilde şöyle bir... E, yönlerine bakalım. Güçlü yönlerine, oyun stiline. Kilit pas verme özelliği var. Kesinlikle. E, şu, kilit pas verme derken şu iki şey çok önemli sevgili dostlar. Hem ara pas, işte bitirici pas verebiliyor. Ayrıca da şans yaratmada, pozisyon yaratmada şutun pasını verebilecek, atak başlatabilecek de bir oyuncu. 8 numara pozisyonunda oynarsa ama topsuz oyunda sıkıntı çekebilir. Eğer Galatasaray 8 numara için değerlendiyse özellikle Türkiye Ligi'nin Fiziksel e, düzeyi e, çok daha üstte, çok daha fazla mücadele istiyor. Ben biraz sanki oyun içinde ara ara kaybolan bir oyuncu olarak gördüm Lazer için Ve e, negatif olarak da şunu söyleyeyim. Biraz temposu düşük. Yani o delici orta saha özelliğini fazla bize gösteremiyor. 10 numarada bazen bekliyorsunuz bu link yapmasını. Adam geçme özelliği var yani teknik bir oyuncu bilekleri çok yumuşak gerçekten de kolay adam geçebiliyor işte e, bu. Topla adam geçerken sol ayağında yardımcı ayağında çok iyi kullanabiliyor. Ve bunu yapar yapmaz hemen pas opsiyonunu görüyor. Bakınız yani her ne kadar işte bu oyuncularda fazla olmasa da yani biraz bencil oyuncular. Çünkü 10 numara işte 9 numara oynayan forvet arkası oyuncuları ve forvet oyuncular aslında biraz daha bencil oyunculardır. Ama dediğim gibi o pas opsiyonu da birdenbire görebiliyor. Evet uzaktan şut özelliği var ama bu gerçekten çok fazla değil. Bunun üzerine biraz daha çalışması lazım. Gollerini daha çok bu bitiricilik özelliğiyle iki direk arası koşusu yapıyor. Geri çıkıyor mesela koşuyu yapıp geri çıkıp stoperlerin dengesini boza, bo bozup bu tarz golleri de var. Ee, i̇yi bir ayak içi var, ee, golü koklayan, gol içgüdüsü olan bir oyuncu. Dediğim gibi asist özelliğinin olması da Lazar Tüfeks için, 10 numara için e, ideal e, bir oyuncu haline getiriyor. Koşu ona pas atmayı seviyor kesinlikle. Bunu sadece kısa paslarda değil sevgili dostlar, uzun paslarda da yapabiliyor diagonal toplarla. Bu gerçekten de e, çok önemli. E, yalnız e, bir de pozisyonlarına bakalım, daha sonra FS-Squad katkılarıyla FS katkıları oyuncunun videosunu da sizlerle izleyeceğiz. O da iyi bir Galatasaraylı, onun e, YouTube adresi de açıklamalarda ona da bir takip bırakmayı unutmayın sevgili dostlar. Peki e, Lazar Tüfeksiç nerede oynuyor? İşte e, bakınız e, işaretlediğim gibi en çok forvet arkası pozisyonda oynuyor. İşte 10 numara ya da e, nasıl diyeyim, atak orta saha şeklinde e, söyleyebiliriz. E, ve 8 numara oynama özelliği ve yardımcı forvet sahte 9 oynama özelliği de var Lazar Tüfeksi için. E, peki gelirse, Galatasaray'a gelirse faydalı olur mu? E, ben şöyle görüyorum, e, oyuncunun zaten video analizini birlikte yapacağız. Rotasyon içinde olacaktır ama al 10 numara senin Lazar dersen, Orada biraz ezilebilir çünkü bir oyuncuya hani bir pozisyonu verirken biraz geçmişe dönüp bakmak lazım. Yani Benham da mesela bizim standartımızı gerçekten dolduramadı ya da işte o yükseğe konulan çıtaya ulaşamadı. Schneider ya da bir George Hage etkisi yapamadı. Bırakın biz Felipe ve Lincoln'u bile beğenmiyorduk orası için. O yüzden gerçekten de Galatasaray'ın forvet arkası pozisyonunda çıta çok yüksek. Ama ben Lazar Tufets için bu sene olmasa bile eğer alınırsa kesinlikle rotasyonda faydalı olacağını düşünüyorum. Dedi Dediğim gibi oyuncu merkez orta saha oynuyor ama topsuz oyunda belli sıkıntıları var. Merkez orta saha için bence biraz yumuşak kalabilir Türkiye Ligi'nde. Sahte 9 oynayabilir. Evet belli maçlarda tek forvet çıkar mı bilmiyorum risk olabilir. Bence hani bir forvetin arkasında sen serbest oyna şeklinde Muhammedle iyi bir ikili olabilirler. Dediğim gibi pas oyunu çok iyi çok üst düzeyde. Bu arada yeni gelen arkadaşlara bir hatırlatma daha yapayım. Format gereği kısa bir video yapıyoruz. Lazar Tüfek analiz ediyoruz sizlerle sevgili dostlar. Ee, ve e, bu konuyla ilgili ya da başka oyuncularla ilgili böyle analiz yapmamı istiyorsanız. Lütfen video bittikten sonra altına e, hem oyuncunun adını hem de Yargala sırayla ilgiliyse. Ve o an haberler çıkıp sıcak olursa. Aynı Lazar Tüfek Siç'te yaptığımız gibi ve daha önce işte... E, Alioski de yaptığımız gibi ya da e, Julian Draxler de yaptığımız gibi bu videolara devam edeceğiz. Gerçekten de çok popüler e, bir bölümdeyiz, listeyiz sevgili dostlar. Peki biraz video analizi yapalım. Oyuncunun e, işte golleri nasıl? Bunları görmeniz herhalde biraz daha iyi olur. Görseller biraz daha canlansın sizler için. Bir kez daha söyleyeyim bu da Efes Squad katkılarıyla yapıyor. O arkadaşımıza da takip bırakmayı unutmayın. Onun YouTube adresi açıklamalarda sevgili dostlar. Peki şöyle hemen Lazar'ın videosunu sizlere getiriyorum. Evet yani iki takımda oynarken ki videosu var. Bir tanesinde 10 numara o videonun sonlarına doğru. Bir tanesinde 29 numara olan bir oyuncu. Dediğim gibi Sırbistan Ligi seviyesi düşük bir lig arkadaşlar. Zaten işte sağ koşullarından oynanan yerden biraz tahmin edebiliyorsunuz ama ben Türkiye'ye kolay ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Türkiye Ligi'nin e, temposuna ulaşa, e, kolay alışabileceğini düşünüyorum. Ve bakınız burada da işte iki direk arası koşu yapıp seken topları toplayabiliyor. Galatasaray bunda çok sıkıntı çekti. Hem hücumda hem orta sahada. Orta sahada bu 18'de yani o kadar boş kalan toplar alınmadı. E, burada da e, forvette gerçekten yardımcı forvet olarak Lazar iyi işler yapıyor. Uzun da boyu var. Zaten söyledim 1.85-1.86 boyunda 24 yaşındaki e, Sırbistan doğumlu e, bu oyuncu e, Galatasaray'la bir şekilde e, flört halinde sevgili dostlar. Peki e, zaten videonun sonuna gelirken de bu oyuncunun e, gelme olasılığı nedir? Ne şekilde alınır? Gelirse e, hani e, nereyi zorlar? Kimden formayı oluyor Bir kere her şeyden önce merkez orta sahamızda biliyorsunuz şu anda merkez ortası çıkışlı bir Taylan ve e, Aytaç Kara var. Eğer Lazar Tüfeksiç gelirse burada kesinlikle süre alabilir ama e, Galatasaray'ın hani 10 numarasının e, A planının bir parçası olabileceğini düşünmüyorum Lazar'ın. Şu an için düşünmüyorum. Belki önümüzdeki yıl olabilir. Ama gördüğünüz gibi adam geçme özelliği iyi. E, çok da temposu düşük değil. Koşucu bir oyuncu evet. E, topla dreamlik yapabiliyor. E, dediğim gibi bakınız bırakıp yani topu rakip arkadaşına bırakıp sürekli golü düşünen bir 10 numara. E, bu da skorer özelliğinin olduğunu gösteriyor. E, ve e, biz de zaten skorer özelliği olmayan orta sahalardan çok çektik sevgili dostlar. Bir eksikliği şu, şu eksiklik var. Hani duran top kullandığını fazla görmedim. Ya da uzaktan şutlarla kaleyi zorladığını. Bu da geliştirilebilecek bir şey. Size birçok örnek verebilirim. Bazı futbolcular duran top özelliğini belli bir yaştan sonra geliştirdi sevgili dostlar. Burada da bakınız o iki direkt arası koşuyu yapın. Daha doğrusu burada aslında ortayı yapan oyuncu. Orta kalitesi de çok iyi iyi koşu dağıtıyor. Bu da önemli. Yani defans arkasında, defansın omzunda durarak çok güzel bir koşu atıp e, kenara doğru açılıp ortaya topu bırakıyor. Sevgili dostlar e, burada da çok güzel e, bir pas attı. Neredeyse no-look pas ara pası e, ve e, iyi bir bilek hareketiyle de zaten e, defansı e, deplase etti. E, burada da başka bir e, herhalde takım ya da forma numarası var. Sevgili dostlar burada da genelde 10 numarada çıkıyor iyi bir oyuncu, golcü bir oyuncu, formda bir oyuncu. Galatasaray'a gelme olasılığı ne? Menajeri bir açıklama yaptı. Bilmiyorum bugün gördünüz mü? Ve menajeri dedi ki, e biz evet Galatasaray ilgileniyor. Fatih Terim'in listesinde e 6 aydır görüşülüyor bu oyuncuyla. Ta bir önceki işte e transfer döneminde eğer financial fair play olmasaydı büyük ihtimal Lazar Tüfeksiç Galatasaray'ın kadrosunda olacaktı. Sizin de gördüğünüz gibi e yani Aşırı tempolu, aşırı koşucu bir oyuncu, delici bir oyuncu değil ama e, bakınız burada da yani birebir mücadele ediyor. E, bu oyuncu tabii 24 yaşında, gelişime açık bir oyun, e, gelişime açık bir e, oyuncu. E, araya koşu atabiliyor, araya top atabiliyor. E, bence Galatasaray'a faydalı olur. Ha, kalite olarak e, hani bir işte bana sürekli soruyorsunuz bir Hakan Çalhanoğlu işte e, ya da bir Julian Draxler tarzı ya da ismi geçen bir Juan Mata, işte Alex Teixeira tarzı bir oyuncu değil. O seviyede değil ama o seviyede de zaten oyuncular ya düşüşteyken geliyor ya da son kontratı imzalamak için geliyor. Laz için sevgili dostlar aslında ispatlaması gereken çok şey var. Motivasyonu yüksek nasıl Mustafa Muhammed böyle bir performans verdiyse Lazar Tüfeksic de eğer Galatasaray'a gelirse bu özellikleri kullanmak için formayı kapmak için gerçekten de çok mücadele edecektir sevgili dostlar. Peki Bugün Lazartvex için sizlerle birlikte mercek altına aldık. E, oyuncunun Galatasaray'a gelme olasılığının yüksek olduğunu hem iç basında hem dış basında birlikte okuduk ve ben de böyle bir teknik analiz shortlist videosu e, yapmak istedim. E, bizlere destek vermek için yayından çıkmadan önce lütfen bize yakışıklı bir like bırakıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bir sonraki yayınımız Morutan olacak. Morutan'ı da sizlerle birlikte mercek altına alacağız. Bizleri izleyip bizlere destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Galatasaray'la Kalı kalın.